Herkese merhaba arkadaşlar. 11.05.2023 tarihinde borsayı kapatmak üzereyiz. Saatim 17.56'yı gösterirken bu videoyu çekiyorum. Bugün çok çok önemli bir gün. Yarın artık seçimlerden önce Borsa İstanbul'un açık kalacağı son gün. Tabii ki bugün ne oldu derseniz işte Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıklaması sonrası zaten pozitif başlayan borsa adeta tavana yapıştı diyebiliriz. Şu an endeksimiz tavan değil ama bankacılık endeksi tavan. Borsa İstanbul 8.16 yukarıda. Büyük holdingler, bankalar yani akıllara gelmez hisseler tavan yapmış durumda. Çok büyük bir coşku var arkadaşlar. Tabii ki dün videomda X-Bank endeksini incelemişim. Normalde bildiğiniz üzere bankacılıkla çok ilgilenmediğim için bankacılık endeksini incelemiyordum. Ama orada dikkatimi çeken bir nokta olduğu için 2-3 günkü banka hareketinde bir ne oluyor diye bakayım dediğimde dikkat çeken bir noktayı sizlere göstermiştim. Orada sıkıntılı bir tuzak sonrası V şeklinde çok sert alımların geldiği 3-4 gün izlemiştik. Bugün benzer şey devam etti ve diğer endekslere de bu durum yayıldı. Dolayısıyla diğer endekslerde de aynı durum oluştu arkadaşlar. Şimdi burayı size birazcık açıklamak ve göstermek istiyorum. Daha önce bu benim aşina olduğum bir aslında görüntü. O yüzden dikkatimi çekmiş. Daha önceki videolarımda da aslında bu durumları hisseler üzerinde ben size anlatmıştım. Özellikle eğitim videolarının içine giderseniz tuzaklarla ilgili olan kısımda neden yatırımcı olmamız gerektiğini, neden piyasanın her zaman bizden bir adım önde olduğunu anlamanız gerektiğini sizlere anlatmıştım. İşte bu sebeple zaten ben her zaman borsanın içinde olmayı zamanlama yapmaktan daha olumlu görüyorum. Yani sürekli piyasanın içerisindesiniz. En iyi 30 günü yani bir yıldaki İşte borsanın bu tarz hareketler yaptığı en iyi 30-40 gün olur zaten. Bunları kaçırdığınız zaman zamanlama yapayım diye bir yıl ki tüm getirinizi zaten yok etmiş olursunuz. Yani %10, %10, %10, 4 kere kaçırdığınız zaman 4 günse bu tarz günler oluyorsa bunları kaçırdığınız zaman zaten %40'ı kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden borsanın sürekli içinde olmak bana daha kolay, daha gerçekçi ve daha mantıklı geliyor. Özellikle küçük yatırımcı için. Gelin şimdi bu durumu sizlere birazcık açıklayayım. Hem grafik üzerinde de göstereyim. Ondan sonra da bilançolara geçeceğiz. Çok güzel bilançolar seçtim bugün. Yasal uyarımız al sat tut tavsiyesi yapmıyoruz. Yatırım danışmanlığı kapsamında bir video yapmıyoruz arkadaşlar. Eğitim amaçlı analizler ve düşüncelerimi paylaşıyorum. Muhabbet ediyoruz burada. Buradaki bilgilere göre yatırım kararı verirseniz uygun sonuçlar doğurmayabilir arkadaşlar. Şimdi öncelikle gelin şu şeye bakalım. Şimdi bankacılık endeksi dün anlatmıştım zaten. Ne demiştik? Buradaki bir trend var arkadaşlar. Bu trend normalde aşağı doğru kırılmaması lazım. Neden? Çünkü bankalar ucuzdu. Hep ucuz olduğunu söylüyorduk. Yani nereye çöp mü yapacaklar diyorduk bankalar. Yani zaten FK'lar 1.5-2'lerde. Burada bir tuzaklama hareketi olduğunu görüyorsunuz. Yani şu bölge bir artık tuzak kabul edebilirim diye düşünüyorum. Ne zaman asıl tuzak kabul etmek lazım burayı? Şu mavi çizginin üzerine geçince birazcık daha mantıklı geliyor tuzak kabul etmek. Neden? Çünkü artık bu üçgenin içerisinden çıkıp orada kalıcılık sağlamış oluyor. Dolayısıyla şu an için bunu söylemek için erken ama şu alışlar da çok böyle şey değil. Yani halis niyetli alışlar değil. Neden diye sorarsanız burada tuzak yapıp ondan sonra 4 gün içerisinde tak 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 yukarı doğru alıyorlar. Burada adeta %23'lük bir hareket oluyor. Bankacılık endeksi bunun sinyalini vermiş. Dolayısıyla burada 4 günde yaptıkları hareketleri diğer endekste bir günde yaptılar arkadaşlar. Yani işte birazcık piyasa vicdansızdır. Peki piyasa teorimine gelirsek işte piyasa mı dersiniz, pala mı dersiniz, akıllı para mı dersiniz? Şu şekilde iki teorem vardır. Yani piyasa etkindir veya piyasa etkin değildir. Bu ne demektir? Hani piyasada insanlar rastgele alışlar oluyor ve hisse fiyatları rastgele hareket ediyor. Diğer teoremde ise etkin olduğu teoremde piyasa gerçekleşecek tüm olayları aslında hali hazırda fiyatlamış bulunuyor. Yani piyasanın etkin olması aslında budur. Şimdi tamam bugün bir belirsizlik ortadan kalkacaktı veya işte seçimin ilk turda tamamlanma ihtimalini artıracak bir gelişme olacaktı. İşte Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ama piyasa zaten bunu biliyordu muhtemelen. İşte bu piyasanın etkinlik teoremi budur. Bu bir teoridir. Yani gerçekte bunu kim biliyor veya işte bu kadar yayılmış bir haber olsa bizim de kulağımıza gelirdi mesela. Ama piyasada oluşan hareketler genellikle haber çıktıktan sonra çok mantıklı geliyor. Mesela bu hareketi 2 gün önce olsa çok fazla bu şekilde yorumlayamazdık. Ama şu an işte haber düştü şey geriye dönük baktığımız zaman bu bize çok mantıklı geliyor. İşte bu piyasanın aslında etkin olduğunu gösteriyor. Ben de piyasanın daha çok etkin olduğunu düşünüyorum. Yani neden? Bir haber geldikten sonra geriye dönüp baktığında teknik analizde biz bunu hali hazırda fiyatlanmasını zaten görebiliyoruz. Dolayısıyla
Ben piyasanın etkin olduğunu düşünenler tarafındayım. Rastgele hareket etmediğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi burada bir tuzak var ve yukarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Bu çok halis hareketler değil. Yani bu tuzak yukarı gideceğini gösteriyor bence. Birçok insanı burada döktüler, tuzakladılar. Burada kalanlarla stop yapıp ondan sonra yukarı aldıklarını düşünüyorum. Peki X bankayı çok fazla incelemiyoruz. Hani bu trendin bir anlamı var mıdır diye. Rastgele çizilmiş bir trend değil. Gördüğünüz gibi bir iki kere değmiş ama şimdi ben burayı logaritmaya çevirdiğimde ve grafiği kaldırdığımda şunu görebiliyorum. Yani X bank üzerine çok çalışmadığım için hani bugün birazcık bakma fırsatım oldu. Bakın gördüğünüz gibi buradaki logaritmik trendin şimdi şöyle yukarı çekmem lazım. Bakın tam olarak aslında şu bölgeyi işaret ediyor. Yani daha öncesinden de bu trendin üzerine çıkmakta zorlandığını görebiliyorsunuz. Yani aslında bu logaritmik bir trend. Biz lineerde çizdiğimizde tesadüf olarak bunu görmüş oluyoruz. Ve burada tekrardan eskisi gibi trendin altına düşer gibi yapıp ondan sonra piyasayı yukarıya doğru aldılar. İşte burası ben piyasanın tuzakladığını düşünüyorum. O yüzden hala yukarı gitme ihtimalimizin bu olay neticesinde de daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu hareket normal bir hareket değil arkadaşlar. Peki bankacılık endeksine baktığımız zaman elimizde bir formasyon vesaire bir şey bulabileceğiz mi diye. Şöyle bir çizelim mesela. Şuradan bir logaritmik formasyon mesela görüyorum. Burayı bir alıp deneyelim. Bakalım ne olacak. Şimdi burada bir çanak kul formasyonu. Klasik bizim çizdiğimiz kanallarımız neticesinde oluşan bir formasyon görüyorsunuz. Her zamanki gibi biz burayı logaritmikte ikiye katlayalım. Logaritmikte ikiye katladığımda nerede kalmış diye bakıyorum ve şaşırıyorum. Evet şu an mesela şurayı tam oturtayım şöyle üstüne. Genelde böyle şaşırır gibi yapıyorum da şaşırmıyorum hep oluyor çünkü bunlar. Baktığım zaman geçemediği yerin aslında bunu bankacılığı yakın takip eden varsa mutlaka bilmiştir veya başka kanallarda çizmişlerdir. Hatta şurayı uzatırsak birazcık omuz baş omuzumsu bir formasyon da ortaya çıkıyor burada. Burayı katlamış. Ondan dolayı aslında bankacılık endeksi bu mavi çizginin üzerine çıkamayıp satışıyor. Dolayısıyla bu mavi çizginin artık bir önemi kalmadı. Buranın logaritmik bir formasyonu işaret ettiğini biz biliyoruz. Bu trendde logaritmik bir trend olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu trendin altına tuzaklaması bence önemli. Peki şu an neredeyiz diye baktığınız zaman siz şu an bulunduğu yer bankacılık endeksinde logaritmik 2017 yılından gelen formasyonun ikiye katlamasının zirve noktasındayız. Ve buranın üzerine sanki birazcık taşmış gibi duruyor şu an. Eğer ki buranın üzerine çıkıp burada kalıcı olacak olursa o zaman yukarı gitme ihtimalimiz çok daha fazla artacaktır. Dolayısıyla şu an bulunduğu yeri arkadaşlar çok çok önemseyin. Bankacılık endeksi neden diye söylerseniz. BIST 30'u götürecek olan ağır lokomotiflerin hepsi bankadır. Yıllardır bunlar yatıyor. Yani çok güçlü hareketler yapmıyor. Dolar bazında hep zarar etmişler. Yatırımcısına kaybetmişler veya sabit kalmışlar diyebiliriz. Geçen yıl bir tek kazandırdı bunlar. Dolayısıyla şimdi burada böyle bir atılım varsa bu direkt olarak tüm endekslere yansıyacaktır. Zaten buradaki tuzak benzeri görüntü artık BIST 100'de BIST 30'da da oluştu. Dolayısıyla hala düşüş senaryolarımızı göz önünde bulundurmamız gerekse de şu an sanki bu hareket sonrasında yukarı gitme ihtimalimizin birazcık daha güçlendiğini ben düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Eğer bir de buradaki belki trend kırılımı sonrası yukarıya doğru çıkarsa yeni bir artık kanalımız olacak. Yani logaritmik olarak BIST banka endeksine üçüncü bir kanal koyacağız. Tabii ki buranın hedefleri çok çok yüksek olacaktır. Buranın da tabii 4-5 yıllık bir kanal olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bir an önce gelecek hedefler değil bunlar ama enflasyon ortamında ne zaman geleceği belli olmuyor. Enflasyon hedefe gidiş hızını mutlaka azaltıyor. Yani gördüğünüz gibi burada devasa bir hedef ortaya çıkmış oluyor burayı geçtikten sonra. Dolayısıyla biz bankacılık endeksini ben çok çok önemsiyorum bu hareketlerini. Bunların tesadüf olduğunda maalesef düşünmüyorum. Dolayısıyla piyasada her zaman bizden bir adım önde olan insanlar var. Buna göre gardınızı alın. Zamanlama yapmak tamam yapabiliyorsanız güzel ama işte bu insanlara karşı zamanlama yapmak çok çok zor arkadaşlar. Ve özellikle teknik analize göre stop vesaire koyuyorsanız o çok daha zor. Burada herkes stop oldu işte. Bu trendi takip eden logaritmikte herkes stop oldu. Onlar aldı götürdü muhtemelen yukarı. Çok iyi teknik analiz bilseniz de. Dolayısıyla işleme girememiş olabilirsiniz tekrardan burada. Eğer stop olduysanız sürekli oyunun içinde kalmak ve şirketlerin kazanmasını beklemek bana her zaman daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Logaritmikten çıkıyorum. Burası böyle kalsın. İlerleyen günlerde tekrar inceleyelim. Peki Borsa İstanbul 100'e geldiğimiz zaman. Şimdi
Olumsuz senaryolarımız vardı. Buraları takip ediyorduk. Altında kalıcı olursa olumsuz senaryolar gündeme gelecekti. Ne zaman gelecekti? 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalıcı olması lazımdı. Fakat 200 günlük hareketli ortalamanın altında maalesef gelmedi. Yani neden maalesef diyorum? Çünkü düşerse zaten birçok hisse %50 düşmüştü. Ben de uzun vadeci olduğum için ya altlardan toplamak iyi geliyor ama işte birçok insan da içeride olduğu için birazcık da vicdan yapıyoruz. Arada kalıyorum. O yüzden arada bir maalesef diyorum. Çünkü düşmesi aslında benim işime geliyor. Çünkü ben 5 yıl boyunca içeriye koyduğum parayı çıkarmayı yani çok ihtiyacım olmazsa, mecbur kalmazsam düşünmüyorum. Dolayısıyla ne kadar düşükten alırsam benim için o kadar iyi oluyor ama yükseldiği zaman da insanlar için seviniyorum. Genel olumlu bir hava oluyor. Yani iki arada bir derede kalıyorum diyebilirim. Artık siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Belki hani diyebilirsiniz sen biraz vicdansızsın falan diye ama herkesin stratejisi kendine. Peki baktığımız zaman şu anki bulunduğu yer çok çok anlamlı arkadaşlar. Alt kanalın boyun çizgisinin sınırına gelmiş ve burada durmuş. Yani buraya eğer tavan yaparsa bugün endeks kıracaktı. Ama tavan yapamadı. %7,87 ile tamamlamış bulunuyor. Dolayısıyla burada bıraktılar. Eğer ki yarın çok çok pozitif bir gün olursa ve bu kırmızı trend yukarı doğru kırılırsa işler çok çok güzel olacak arkadaşlar. Çünkü önümüzdeki ciddi bir direncin üzerine geçmiş bulunacağız. Ondan sonra burada kalıcı olmayı bekleyeceğiz. Kalıcı da olursak ondan sonra belki işte buradaki filama formasyonumuz hali hazırda burayı tuzak kabul edip bozulmadığını varsaydığımız için hala da yukarı gitme ihtimalimiz var. Yukarıdaki hedefimizde 7.000'leri vesaire gösteriyor diyebiliriz. Burası da çok çok güzel olacak. Bakalım. Yani hayırlısı diyelim. Kesin bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü hala kırılmış değil, üzerinde kalmış değiliz. Ama burayı kırdıktan sonra diyelim ki burayı da yarın kırdık. 4.900. Ondan sonra onun üzerinde de kaldık. Ondan sonra belki bir tane daha direncimiz olabilir. Yani kesin yukarı gidiş için. Bunun için bence seçimin sonucu çok çok önemli olacak. Şuradaki bayramsı formasyonun kanalının üst bandı da direnç olarak bizim için belki çalışabilir. Burası da işte yaklaşık olarak 5.300'lere tekabül ediyor. Yani alttaki sıkıntılı bölgeden uzaklaştıkça, yukarıdaki dirençlere yaklaştıkça satış yeme ihtimalimiz artsa da umudumuz artıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bugünkü hareketle ben anlamlı görüyorum. Eğer ki burası şu an yani tuzak gibi görünüyor bana. Çünkü çok ciddi bir mumla çok ciddi bir alış geldi. Şurayı da bu sebeple tuzak kabul edebiliriz. Şu an erken ama bu kırmızı kırıldıktan sonra ben tuzak olduğunu düşünmek istiyorum. Yukarı gideceğini de düşünmek istiyorum. Şöyle hacimlere baktığımız zaman bakın arkadaşlar bugün hacimlerimiz de yüksek. Normalde nasıldı? 50-55 milyon hacim alıyorduk. Şu an BIST 100 tüm hacmi 111 milyar. Yani normal yaptığımız hacmin iki katı hacim var. Coşkuyla beraber hacimli, sert, yükselen bir mum. Ne zamandan sonra? Bir tuzak hareketinden sonra gelen bir mum. Dolayısıyla bu yukarı gitme ihtimalini benim için artıran bir durumdur. Benim artık yani %50 aşağı %50 yukarı düşünürken şu an yukarıyı biraz daha fazla düşünüyorum diyebilirim. Yani %75'e 25 oldum diyebilirim yukarı gitme ihtimali açısından. Dolayısıyla burayı çok çok yakından takip edeceğiz. Siz de artık bu noktada kararlarınızı verin. Yani burada belki bir şey olabilir arkadaşlar. Çok acele etmeyin. Yarın açılışı görün. Kapandığı için rahat konuşabilirim artık. Gün içi işleme girmiyor. Buraya belki bir test yapmak isteyebilir. Ondan sonra tekrardan yukarı gidip ondan sonra da kırdırma ihtimali var. Kırdıracaksa. Kırdırmayacaksa zaten bundan geri aşağısı var ama o zaman da çok saçma ve mantıksız bir hareket oluyor. Yani bir günde %10'luk yukarı mum ondan sonra bir günde %7-8'lik aşağı bir mum yapma ihtimalini çok fazla görmüyorum. Şu an için Borsa İstanbul 4.000 848'de günü tamamladık diyebiliriz. Karanlık odada galiba şu an 18'i 10 geçiyor saatlerimiz arkadaşlar. BIST 30 tarafına gelirsek BIST 30'da da benzer bir görünüm göreceğiz artık. Burada bir bayramsı formasyon vardı. Hemen çizelim. BIST 100'den farklı olarak burada birazcık da bayrakvari bir durum vardı. Şu an BIST 30'da tepki yaptığı yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı tekrardan aşağı. Şimdi tekrardan yukarıya doğru gidiyor. Ve bulunduğu yer alt kanalın yine benzer şekilde formasyonumuzun boyun çizgisinin sınırı. Yani yarının açılışı bence çok çok önemli olacak. Yani BIST 30 burayı kırarsa, BIST 100 burayı kırarsa, BIST banka endeksi logaritmik kanalının üzerine yerleşirse
İşler ciddi derecede pozitife dönecektir. Ondan sonra ekranımızı kapatıp seçimi bence bekleyebiliriz. Seçimin sonucuna göre dönüşte de nasıl açılacağımız muhtemelen Borsa İstanbul'un belli olacak. Ama her ne kadar bunlar işin medyatik, magazinsel vesaire kısımları da olsa, hani ben bunlara birazcık keyfi bakıyorum. Bizim esas işimiz şirketlerimizin karları arkadaşlar. Şirketlerinizin bilançosu iyi geldiyse, uzun vadeciyseniz, doğru yerden alımınızı yaptıysanız ve alım yaptığınız parayı içeride tutabilecek durumdaysanız, o paraya acilen ihtiyacınız yoksa siz mutlaka ve mutlaka bilançolara odaklanmalısınız. Bilançolar iyi geldikçe para kazanırsınız. Bunu asla ve asla unutmayın. Böylelikle güzel bir günü en azından endeks analizimizi mutlu bir şekilde tamamlıyorum sizler için arkadaşlar. Bakalım. Bilançolar Kontrolmatik, Enkay, Parsan, Tezol, Sarkuysan, Tukaş, Borusan ve Panelsan seçtim. Şimdi bazıları güzel olduğu için moralimizi düzelsin diye seçtim. Bazılarını yorumlardan geldiği için seçtim. Bazılarını işte çok popüler ve beklenilebilir olduğu için seçtim arkadaşlar. Haydi gelin bu şirketlerimize bir bakalım bilançolarımıza. Şimdi Kontrolmatik özet raporu. Evet, şöyle grafiksel baktığımız zaman Kontrolmatik sıkıntılı gibi duruyor arkadaşlar. Ektaş benzeri bir bilanço göndermiş. Şimdi favori sıfır olması birazcık üzdü beni. Net kar tarafı gayet güzel. Burada net dönem karına baktığım zaman geçen yıl çeyreğine göre artış yaptığını görebiliyorum. Çeyreklik bazda kötü bir bilanço gibi duruyor. Fakat şirket, yani şu 10 çeyreklik baktığım zaman yeni bir şirket olduğu için aslında hala favori sıfır da yazsa satışlarını ve net karını büyütmesi kötü durmuyor. Dolayısıyla ortalama bir şey diyebiliriz Kontrolmatik için. Hani sürekli merdiven tarzı bu şekilde yukarı gitse zaten 3-4 yılda şirket 10 bin, 20 bin liralara gider. Bu da çok çok mümkün değil. Tabii ki burada çok ciddi derecede esas faaliyet kar marjının daraldığını görebiliyoruz. Özellikle geçen ilk çeyreğine kıyasla. Bir de son çeyreğine kıyasla çok çok daralmıştır muhtemelen. Çünkü satışlar %158 artarken esas faaliyet karı %83 azalmış. Bu şirketle de ilgili olarak hani fiyatı çok yüksek olduğunda Hektaş, Sasa bunlarla ilgili benzer zaten şeyler söylemiştim. Dünkü videomda da birazcık olsun Hektaş içerisinde bu durumları anlatmıştım. Yani şirketin iyi kötü olduğunu değerlendirmiyoruz burada. Burada şirketin çarpanları, şu anki fiyatı, şu anki karları bunları değerlendiriyoruz. Bu perspektiften bakıyoruz. Yani çünkü 3 ayda bir değerlendirme yapıyoruz. Uzun vadeci insan nasıl 3 ayda bir değerlendirmesine gerek yok. İşin burası eğlenceli kısmı olduğu için bakıyoruz. Gelin bilançonun grafiksel olarak baktıktan sonra bilançonun kalemlerine de bakalım. Yani neler varmış, neler olmuş, neler bitmiş Kontrolmatik'te. Şöyle öz kaynaklarına baktığımız zaman 330 milyonun 1.300'e çıkmış. Çok güzel bir öz kaynak büyümesini şirket sürdürüyor. Tamam, bu çeyrek çok fazla öz kaynağını büyütememiş ama fena olmayan bir büyüme de var orada gördüm. Hasılat tarafına geldiğimizde hasılatları aslında gayet güzel. Yani 4 kere 550 yapsa 2200'de vesaire bitirir. Geçen yılın hasılatını %50 artırmış olacak şirket. Bu açıdan pozitifiz. Brüt kârına geldiğimiz zaman şimdi brüt kârda ciddi bir daralma var marj olarak en azından. Daralma olduğunu görüyorum. Çünkü 200 milyon şirket satış yaparken 54 milyon kâr ediyordu. Şu an 550 milyon satış yapmış, 38 milyon kâr edebilmiş. Yani düşündüğünüz zaman hasılatını %150 artırıyor. Ama diğer tarafa geldiğinde brüt kârı %50 düşüyor. Şirketin çok ciddi derecede satışların maliyetinin arttığından bahsedebiliriz. Onun dışında bu tarafa geldiğimiz zaman genel yönetim giderlerinin de çok fazla arttığını görebiliyoruz. Yani işte personel giderleri vesaire harcamalar, pazarlama giderleri yani bunların hepsi aslında çok çok artmış. Yani buradaki mesela araştırma geliştirme giderleri çok fazla burası da artmış diyebiliriz. Yani ortalamasal bazda. Burası pozitiftir ama pazarlama giderleri, genel yönetim giderlerinin çok fazla gitmesini istemeyiz arkadaşlar. Burada da birazcık artış olduğu için artık burada brüt kârımız 14 milyona kadar düştüğü görünüyor. Daha da aşağı indiğimde esas faaliyet kar tarafında burada sıfır görünüyor. Yani niye sıfır görünüyor bilmiyorum. Her neyse burası böyle kalsın aşağı inelim. Yani zaten 14 milyon sıfır olsa ne olur olmasa ne olur. Zaten tabii ki eksiydi amortismanları da çıkardığımız zaman üzerinden. Dolayısıyla daha da aşağı indiğimiz zaman şirketin burada bir gelir yazması lazım. Yani ki burada pozitif bir kar görünüyor. Favoki eksi oldu. Evet. Yatırım gelirlerinden, yatırım faaliyetlerinden gelirler. 179 milyon pozitif yazmış. Giderleri de 119 milyon yazmış. Dolayısıyla aşağıya doğru indiğimizde burada finansman gelirleriyle beraber bir de vergi teşviki şey almış. Vergi geliri bu duran varlıklarından ötürü olan sürdürülen faaliyetler vergi geliri. Ertelenmiş vergi geliri olduğu için. Burayı da kar olarak gösterince 139 milyon kar görüyoruz. Aslında
Şirketin esas faaliyetlerinin karı maalesef sıfır olmuş. Bunun sebebi de brüt kar marjının aşırı düşmesi arkadaşlar. Onun dışında da buradaki genel yönetim ve pazarlama giderlerinin artması olarak sayabiliriz. Yani şirket çok bariz bir finansman gideri vesaire yok. Yani dikkat çekerseniz buralar güzel. Bu açıdan risk yok, sıkıntı yok. Olan bir karı yok eden bir finansman gideri olmamasına rağmen buradaki brüt karın düşmesi birazcık şirketi sıkıntıya sokmuş. Tabii ki bu şirkette sıkıntımız hani bilançonun iyi kötü gelmesi değil. Yani yatırım yapan bir şirket, geleceği işte olan bir şirket ama burada da FK ve piyasa değeri defterlerinin çok pahalı olduğunu görebiliyorsunuz. Yani FK 39, piyasa değeri defter değeri 16 katından işlem görüyor. Şirketin defter değeri 6.72 görünüyor. 111 TL ödeniyor satın alınırken arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dolayısıyla siz 22 milyar TL'ye şirketi satın alıyorsunuz. Şirket bir çeyrekte size 133 milyon kar göndermiş. Bu da esas faaliyetlerinden gelmiyor. Burası da birazcık sıkıntı. Öz sermaye karının çok düşük olabileceğini zaten öngörebiliyorsunuz. Hızlıca brüt kar marjının yükselip şirketin esas faaliyetlerinden güzel karlar yollaması lazım. Dolayısıyla kontrol maddinin bilançosunu maalesef beğenmedik arkadaşlar. Hektaş'tan farklı olarak finansman gideri sebebi değil, esas faaliyetlerin çok düşük olması sebebiyle kötü bir bilançosu var kontrol maddin. Tabii ki Hektaş benzeri bir görünüme burası da girmiş maalesef gördüğünüz gibi. Burada trendin üzerine atmıştı ama burada çok önemli bir bandımız vardı. Burası 128 TL civarı. Daha zamanında çekmişiz. Geçen bilanço döneminde çekmişizdir muhtemelen. Dolayısıyla burada tepe formasyonu gibi görünen formasyonu aşağıya doğru kırmış bulunuyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla aşağısı serbest. Nereye kadar düşebilir dersek buraya kadar belki düşme ihtimali var. İnşallah buralar düşerse tutacaktır diye umut etmekten başka çaremiz yok. Biraz daha düşerse buraya kadar da düşebilir. 96-86. Tabii ki piyasa pozitif olunca bu şirketlere de alımlar geldi ama işte diğer ucuz şirketler gibi yüksek alım gelmemiş. İnsanlar demek ki tedirgin. Bilanço kötü geldi. Çarpanlar yüksek. Çok ciddi bir düşüş yaşamış. Dolayısıyla %1,72 bir tepki hareketi yapabilmiş bugün için. Dolayısıyla kontrol matin teknik görünümü de buranın üzerine atmadığı sürece 127 TL'nin üzerine tekrardan atmadığı sürece zayıf olmaya devam edecek. Bilançonun güçlü olması lazım arkadaşlar bu şirketlere ateşleme yapabilmesi için. Gelelim Enkai. Enkai uzun süredir zarar eden şirketti. Amerika'dan tahvil vesaire almıştı. Zarar 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 geliyordu. Uzun süredir takip ettiğim bir şirket aslında. Fena gitmiyor diyebiliriz. Yani en azından o zarar yazan çeyreklerden kurtulduk. Tabii ki bu marj daralması burada söz konusu. Muhtemelen çünkü favoritler gitti de düşüyor. Satışlar sabit kalmasına rağmen net kar toparlamaya başlamıştı. Yine fena olmayan bir net kar gönderdi. Benim Enka için o zaman söylediğim şeyi hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. İzleyen arkadaşlar varsa düzenli olarak. Çeyreklik 5 milyar, 5 milyar, 5 milyar kar göndermesi lazım. Bu şirketin 20 milyar TL'de kar yapması lazım ki şirkette ciddi hareketler olsun demiştim. Şu an önceki çeyrek 5 milyar gönderdi ama bu çeyrek 3.800 gönderebilmiş anca. Favök'üne baktığımız zaman da 2.300. Önceki çeyrek Favök'ü 3.600'dü. Üçüncü çeyrekte sadece 4.500 gibi güzel bir Favök gönderebilmiş. Dolayısıyla satışlar %50 artmasına rağmen bu tarafta 3.800 karımız var. Tabii ki önceki çeyrek eksiydi. Burada karşılaştırma çok anlamlı değil. Ama en azından şu 5 milyarlık net dönem karını artık görmek istiyorum. Yani Enkai'nin iyi olabilmesi için arkadaşlar. 3.800 de fena değildir. Geçen yılki durumuna göre gayet iyi diyebiliriz. Gelin şu ayrıntılı bilanço kalemlerine bakalım. Enkai'yi incelemek biraz daha zor oluyor. Çünkü zarardan kâra geçen bir şirket olduğu için. Şöyle gidelim. Kasada hala çok güzel para var. Yani 20 milyar TL nakit var arkadaşlar kasada gördüğünüz gibi. Bu şirketin 28 milyarda finansal yatırımları var. Yani burası da çok çok güzel. Yani şirketin 28 milyar muhtemelen tahvil vesaire Amerika tarafında yatırımları var. Üstünde nakit ve nakit benzerleri var. Bu açıdan şirketi ben çok beğeniyorum. Yani nakit açısından çok iyi bir şirket. Aşağı indiğimizde kısa vadeli yükümlülüklerin sadece 25 milyar olduğunu görebiliyorsunuz. Yani kasadaki nakitle kısa vadeli yükümlülüğün tamamını ödüyor. Üstünde 28 milyonla şey milyar da bu şirketin şey finansal yatırımları kalıyor. Bu açıdan aslında düşük riskli olan bir şirket. İşte Rusya'da iş yapıyor, savaş çıktı falan. Birazcık o açıdan sıkıntı, birazcık da büyük ölçekli bir şirket. Yani gördüğünüz gibi 128 milyar öz kaynaklara ulaşmış şirket. Büyük ölçekli olmazsa şirketi birazcık hantal yapması gayet normal. Ama hasılat tarafına geldiğiniz zaman çok güzel bir hasılat yapmış. 4 ile çarpsak yani 68 milyar yapar. Geçen yılı geride bırakır şirket. Brüt kar tarafına baktığımızda 3 milyar olduğunu görüyorum.
Geçen ile karşılaştığımda benzer bir brüt kar marjı var diyebiliriz arkadaşlar yaklaşık olarak. Esas faaliyetlerine geldiğimiz zaman 2 milyar 200 milyon yapmış. Geçen yılın ortalamalarının gerisinde kalmış ama geçen yıl özellikle ikinci ve üçüncü çeyrek çok güzel brüt karlar yapmıştı. Yani ondan dolayı da esas faaliyet karları da çok iyiydi. İşte bu tarz bir aslında şey bekliyoruz. 4 milyarlık esas faaliyet karı yapsın. Oradaki yatırımlarından gelecek 2-3 milyar TL ile bu şirket belki bize işte 5 milyar 5 milyar buraya net kar yollayabilir diye umut ediyordum. Bu çeyrekte maalesef umutlarımız boşa çıktı diyebiliriz. Yani gördüğünüz gibi bakın yatırım faaliyetlerinden gelirler 4 milyar tek çeyrekte. Yani çok güzel aslında buradan gelir yazıyor. Şimdi geçen yılki durum neydi? 5 milyar yatırım faaliyetlerinden gelir yazarken 14 milyar gider yazıyordu. Ben ne demiştim? Buradaki giderler tersine döner ve yatırım faaliyetlerinden gelirler olduğu gibi kalırsa bu şirketin kafadan yıllık yani şuradaki farkı aldığı zaman 10 milyar TL yatırım faaliyetlerinden gelirler gelecek. Belki çok daha fazla gelecek. O yüzden bu şirketi ben hala ve hala yakından takip etmeye devam edeceğim. Çünkü çok enteresan işler olabilir diye düşünüyorum. Buradaki yatırım faaliyetlerinin gelirler yükselip de giderler eğer çok fazla yazmazsa iyi olabilir diye düşünüyorum. Şu anki durum kötü değil arkadaşlar. Yani kötünün iyisi diyelim. 3 milyar 900 milyon net karı şirket yollamış. Zarardan kâra geçen bir şirket gördüğünüz gibi. Eğer ki 5 milyar 5 milyar yollamayı bir başarabilirse şirket güzel hareketler görebiliriz diye düşünüyorum Enkai şirketinde. Detay bilgilerine geldiğimiz zaman şöyle net karı 3 milyar 814 TL görüyorsunuz. Hemen burayı 3 814'ü çarpı 4 desek 15 milyarla seneyi bitirir arkadaşlar. Her seferinde böyle gönderse 15 milyarla bitirir. Hisse başı bu sefer bölü 6 diyeceksiniz. 6 milyar o şey sermayesi olduğu için 2,5 TL gibi bir kar düşer. FK'sı future FK'sı 10. Peki bu şirket bir de 5 milyar 6 milyar kar yollamaya başlarsa her zaman işte bu ihtimali düşünmek lazım. O zaman seneyi 21 milyar karla bitirebilir. Siz bunu 6.000 sermayesine böldüğünüzde hisse başı 3,5 TL oluyor. 25 lira bölü 3,5 TL dediğinizde o zaman FK'sı 7 olan bir şirketi almış oluyorsunuz. Ve bu şirketin piyasa değeri defter değeri de 1,21 gördüğünüz gibi. Öz sermayesi çok yüksek olduğu için şu anki durumda öz sermaye karlı çok çok düşük kalacak. Ama 20 milyar kara bir ulaşabilirse o zaman öz sermaye karlı %20'lere tekabül edecek. Dolayısıyla piyasa değeri defter değeri 2'yi de gayet normal sayacağız. Dolayısıyla şu an 1,21 olduğu için şirket %60-70 belki de ucuz sayma ihtimalimiz var. İşte birazcık daha böyle şey. Burada alınacak bir risk var. Hani bu riski almak istiyor musunuz? Çünkü iyi değil işler. Yatırım faaliyetlerine gelirler geliyor. Ama esas faaliyetleri o kadar yüksek değil hala şirketin. Dolayısıyla Enkay şirketi de bu tarz bir şirket arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Takip etmeyi çok sevdiğim bir şirket. Özellikle bu alengirli işleri olduğu için. Seviyorum yani. Ne yapacak, ne edecek diye çok merak ediyorum. Şimdi Enkai'ye baktığımız zaman, şimdi logaritmik bir formasyon vardı. Maalesef ki logaritmik kanalımızı yukarıdan aşağıya doğru kırmışlar. Bu son olan endeks düşüşünden sonra. Bu kanaldaki formasyona ben riayet ettiğimi düşünüyorum. Bakın ne kadar nizami logaritmik kanalında hareket yapıyor. Yukarı orta band, orta band. Orta bandı kırınca hızlanıyor. Aşağıya kadar değiyor şirket. Orta banda geldiği zaman birazcık yavaşlıyor. Gördüğünüz gibi alta geldikten sonra orta banda tekrar çıkmaya çalışıyor. Orta bandı geçtikten sonra şirket hızlanıyor. Tamam, güzel. Bu kanalı kırdıktan sonra şirket buradaki omuz baş omuz formasyonu var. Yukarı kanala gidiyor ve yukarı kanalda çok hızlı hareketler yapıyor. Burada Rusya savaşı çıkıyor. Şirket şakıyorlar ama şirket alt kanala dönmek istemiyor o zaman. İşler çok kötü olmasına rağmen. Yine de hedef geliyor. Bir şekilde geliyor. Yani endeksi iyi oluyor vesaire. Şirket kötü de gitse. Logaritmik formasyonun hedefi geliyor. Ondan sonra yukarı dağıtıyor şirket. Yukarı attıktan sonra biz biraz daha umutlanıyoruz. Fakat tekrardan aşağıya girmiş. Demek ki şirket diyor ki benim yerim ikinci kanal arkadaşlar diyor. Üçüncü kanala çıkması için birazcık daha çalışması lazım. Şu an bulunduğu nokta birazcık şey deneme noktaları gibi. Şimdi üst kanalı birkaç deneyecek. Atabilirse iyi olur. Atamazsa sıkıntı. Ama tabii ki burada artık oluşan bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendin yukarı doğru kırılmasını artık görmemiz lazım maalesef. Pozitif konuşabilmek için. Yani şuradaki düşen trend kırılacak. Burası da 31-32 liraların artık üzerine gitmesi lazım. Şirket şu an tekrardan 25 liralara düştü. Dolayısıyla birazcık sıkıntılı noktalar var. Şuradaki seviyenin çok fazla altına gelmesini istemem. 23 TL. Öncelikle şu siyah çizginin bir üstüne geçsin. 27 TL'ler. Ondan sonra kırmızıyı kırsın. Ondan sonra yukarı doğru hareketlenmesini isteriz. Tabii ki şurada da şöyle bir formasyon görüyorum. Özellikle bizim yakın vadede takip ettiğimiz bir formasyonu. Bakalım buradaki durum nedir diye şöyle bir çekelim. Tabi burası logaritmik ama
Şöyle çektiğimiz zaman sanki buranın da altına gelmiş. Yani burası sıkıntılı. Buranın hedefi gelememiş. Ve buranın altına düştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şu an her şey negatif. Kanalın kaybetmişiz. Trendi zaten kaybetmişiz. Düşen trendin altındayız. Lineer hedefimizin de boyun çizgisinin altına gelmişiz gibi duruyor yakın vadede. Dolayısıyla Enkay'ı birazcık daha yakından takip edeceğim. Ben bilançosunu açıkçası beğendim ya. Ortalama demeyeceğim çünkü zarardan kâra geçen bir şirket. Gelelim Parsan şirketine. Parsan şirketini geçen bilanço döneminde ben gözüme kestirmiştim. Takip ederim bundan sonra diyordum. Çünkü güzel kârlar gönderiyordu. Satışlar gayet iyi artmış. Favökü de gayet iyi artmış. Yani Favökü'nü arttırmayı başaran nadir şirketlerden bir tanesi bence. Tabii ki geçen ilk çeyreğine göre burada da bir marjlar alması var. Bakın satışlar %76 artıyor. Esas faaliyet kârları %20 artıyor. Net dönem kârı %43 artıyor. Bu şirketin de altındaki şirketlerden gelen kârlar vardı. Dolayısıyla Favök düşük, net dönem kârı birazcık daha yüksek oluyordu. Burayı gözden kaçırmayın. Tabii ki net kârda marj düştüğü için gitgide düşmeler olması gayet normal ama satış ve Favök büyümesi olarak ben Parsa'nın bilançosunu şu görünümünden bile beğendim arkadaşlar. Gelin ayrıntılı bilanço incelemesine hızlıca gidelim Parsan şirketine. Burayı da takip etmeye kesinlikle devam edeceğim. Bakalım nereye gidecek. Burayı da çok merak ediyorum. Çünkü öz kaynak büyümesi gayet güzel. Gördüğünüz gibi 1.783'ten 4 milyara çıkmış. Çok büyük ölçekli bir firma da değil. Hani küçük ölçekli firma arayanlar bu tarz şirketlere birazcık bakabilirler diye düşünüyorum. Hani en azından kârları büyüyen şirketlere ortak olun. Yani böyle çok şişmiş FK şirketlere ortak olmayın. Hasılatımıza baktığımız zaman gayet güzel. 900 milyon hasılat yapmışız. 4 ile çarpsak geçen yıl neredeyse şirket 2'ye katlayacak. Yani 4 kere 9, 36, %150 artış. Birazcık daha hasılatını artırırsa geçen yıl hala 2'ye katlama ihtimali olan şirketlerden bir tanesi. Tabii ki burada da kar marjlarında düşüşler var. Ama şöyle esas faaliyet kar tarafına geldiğimiz zaman 100 milyon esas faaliyet karı göndermiş. Geçen yıl totalde 277 milyon esas faaliyet karı göndermişti. Ki geçen yılki son çeyrek bilançosunu biz şirketin beğenmiştik. Buna rağmen orayı geride bırakmış gibi duruyor esas faaliyet karı olarak. Esas faaliyet kar büyümesi şirketin bence çok çok iyi. Şu dönemde özellikle böyle şirket bulabilmek zor. Buradaki tek sıkıntı şurada şey var. Öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan zarar etmiş. Geçenkinden farkı bu. Bakın geçenkinde 468 milyon öz kaynak yöntemiyle değerlenen yani altındaki şirketlerden kar gelmişti. Bu şirkete bu çeyrek altındaki şirketlerden zarar gelmiş. Zarar gelmesine rağmen bilanço fena değil. Bir de burası kâra dönüp artı 400 milyonu görürsek biz o zaman 1,5 milyar 2 milyar belki kâr göreceğiz burada. Bu şirketi bence ya yakından takip edin diye düşünüyorum. Bakın yatırım faaliyetlerinden güzel gelirler de yapmış. 117 milyon gelir de yapmış. Yani şirkette her yol var. Üretim yapıyor, satış yapıyor, kâr ediyor. Esas faaliyetleri iyi. Üstüne altındaki şirketlerden kâr gelme ihtimali var. Üstüne yatırım faaliyetlerinden de şirket sürekli gelir yazan bir şirket. 300 milyon da yatırım faaliyetlerinden çok güzel gelirler yazmış. Dolayısıyla çok yönlü bir şirket. Çok fazla yakından bilmiyorum ama uzun vade takibime ben ekledim. 167 milyon kâr gördük. Kâr düşük görünüyor ama işte esas mevzu altındaki şirketlerden zarar geldiği için burası düşük görünüyor. Normalde 300 milyon görmemiz lazım. Bir de altındaki şirketlerden kâr gelirse geçenki gibi burayı o zaman 400 milyon göreceğiz biz. Dolayısıyla geçen yılın yaptığı kârın yarısını yapmış gibi düşünme ihtimalimiz var. Tabii ki altındaki şirketlerin ne olduğunu, nasıl iş yaptığını çok fazla araştırmadım. Onları araştırmak lazım. Detay bilgilerine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi FK 5 olmuş. Piyasa değeri defter değeri 1.07. Yani inanılmaz ucuz görünüyor. Defter değeri 50 lira. Şirketi 53 liradan satıyorlar ve bilançosu da çok kötü değil. Hisse başına bu çeyrek yaklaşık 2.5 TL kazanmış. Benzer çeyrekler gönderirse 10 TL kazanabilir. 50 lira yatırım yapıyorsunuz 10 TL kazanıyorsunuz. Tabii ki altındaki şirketlerden bir de kâr gelirse bu şirket belki de yıllık kârını hisse başı 20 TL'ye çıkarma ihtimali de var arkadaşlar. Dolayısıyla ben Parsa'nın bilançosunu yine beğendim arkadaşlar. Sadece altındaki iştiraklarından zarar geldiği için geçen yıldan birazcık kötü görünüyor bilanço. Dolayısıyla Parsa'nın da yani bilmiyorum takip etmeye devam edeceğim bakalım yani. Evet Parsa'nı lineerden önceden incelemişiz zaten. Geçen bilanço döneminde incelemişizdir. O zamandan beridir bakmadım. Evet bizi sıkıntıya sokmuş. İyi ki bakmamışım çünkü baksaydım biraz stres yapabilirmişim. Şimdi burada bir formasyon var. Çanak kulüp dev bir formasyon. Burayı ikiye katlamış. Tepeden çok ciddi satış yemişti. Biz zaten bu sıra bilançolarını incelemiştik. O zaman şirket şu taraflardaydı. Yani 50 ile 57 lira arasında bir yerdeydi bu bilanço açıklandığı zaman. Ondan sonra satış yemeye devam etmiş. Fakat bugünkü hareketle beraber
İkinci kanalın üzerinde tutunmayı başarmış şirket. Gayet güzel. Şu an önündeki engel gibi olabilecek nokta aslında şurası. Yani şurada çok güzel bir düşen kanal oluşmuş. Buranın altına inmesin yani. Bakın gördüğünüz gibi yukarı aşağı yukarı aşağı yapıyor. Burayı yukarı atması lazım. Yani şirketin şu hareketi bize vermesi lazım ki şirketle ilgili pozitif konuşalım. Teknik anlamdan bahsediyorum. Bilanço anlamında ben hala beğendim. Çarpan anlamda da ucuz görünüyor. Şu an 200 günlük hareketli ortalama sınırında bitirmiş gibi duruyor. Eğer ki buradan bir tekrardan aşağıya yönelim olmazsa, yukarı doğru atılım olursa şirket pozitif tarafa geçme ihtimali var. Çarpanlarını, bilançosunu, şirketin bir faaliyet raporunu vesaire okuyun yani. Çünkü küçük ölçekli bir şirket. Küçük ölçekli şirketlerde, büyük ölçekli şirketlerde yatırım yaparken küçük ölçeklerde çok daha fazla dikkat etmeniz lazım. Yani büyük ölçeklere göre. Büyük ölçekte bir şekilde gidiyor. Zaten firmayı biliyorsunuz. 100 yıllık firma. Sıkıntı yok. Borcu şey iyi yönetiliyor ama küçüklerde biraz daha ince ayrıntılara girmeniz gerekiyor. Gelelim Tezol'e. Tezol'ü bir yorumlardan isteyen arkadaşımız olmuştu. Tabii kağıt şirketlerine ben şöyle bir baktım. Kağıt şirketleri gerçekten kötü. Dünkü Gedza'yı koyma sebebim oydu. Hem küçük ölçekli olmasa orada bir eğitim yapalım istedim. Onun dışında da kağıt şirketleri arasında en iyisi olduğu için koymuştum. Şimdi Tezol'de satışlar gayet güzel artıyor. Net dönem kârı ciddi derecede düşmüş. Ama Tezol'de de dikkatimi çeken şey Favök'te çok fazla bir düşüş yok. Bakın esas faaliyet kâr marjı. Favök marjı hala çok güzel devam ediyor. Net dönem kâr marjında ciddi bir derecede düşüş var. Dolayısıyla bir hemen yatırım faaliyetlerinden gider mi var? Bir ekstra gider mi oluşmuş? Buna bakmamız lazım. Yoksa fena değil aslında bilanço anlamında. Sadece net kârı çok çok düşük duruyor. Favök tarafı şirketin gayet iyi duruyor. Gelin bilançosunu açalım. Şirketin öz kaynaklarına geldiğimiz zaman öz kaynakları ikiye katlamayı başarmışız. Burası gayet anlamlı ve olumlu. Hasılatına geldiğimiz zaman 700 milyon. Geçen yılı geride bırakmışız. Brüt kârı gayet güzel. Geçen ortalamalarında. Esas faaliyetlerinden 132 milyon kar etmiş. Gayet güzel. Geçen yılı geride bırakmış. Daha da aşağı iniyorum. 132-129. Evet. Buraya geldik. Yani burada bariz bir şey de yok aslında. Yatırım faaliyetlerinden gider yok. Burada bir vergi gideri olmuş şirketin. Çok ilginçtir. 60 milyon vergi ödemiş. Çok yüklü bir vergi. Geçen yıl çünkü vergi teşviki varmış bu şirketin. Ondan kârı yüksek görünüyor. Yani ertelenmiş vergi geliri yazdığı için. Vergi teşviki diyorum ama şey işte bu duran varlıklarının vergilerini erteleyip bunu bilançonun içerisine genel olarak sokması, ondan sonra bunları az 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 çıkarması amortismanlarından gibi düşünebilirsiniz bu noktayı. Dolayısıyla 60 milyonluk burada vergi gideri yazdığı için şirketin kârı törpülenmiş görünüyor. 60 milyona düşmüş tabii ki. Burada esas faaliyet kârlarını direkt aşağı yansıtmış olsa şirket geçen yıl paralelinde bir dönem kârı yazmış olacak. Dolayısıyla ortalama bir bilanço diyebiliriz. Tezor için göründüğü kadar kötü değil. Ama işte yine de kötü yani. Çarpan bazına baktığınız zaman ucuz. 5.95 piyasa değeri defterde 2.88. Şöyle 200 milyon kârı buraya yansıtsa 600-700 milyona seneyi bitirir mi bilmiyorum. Hisse başına 3 TL kadar düşer. Dolayısıyla future FK'sı da 6.5'lar vesaire olur. Derinde gelen bir bilanço diyebiliriz. Özellikle düşüş hareketinden sonra Tezol için. Hızlıca şöyle bir Tezol'ün grafiğine gidelim. Burada ne var ne yok bilmiyorum Tezol'de. Evet, Tezol'de diğer şirketler benzeri çok ciddi düşüşler olmuş. Şöyle hızlıca çizelim. Yani artık bunu alıştınız. Benim tarzım. Yani şurayı aşağı kırmasa iyi olurmuş şirket. Tamam, burayı kırdın. Burayı niye kırıyorsun yani? Burada bir tepe formasyonu oluşmuş oluyor. Buranın kırılması da çok hoş olmamış. Dolayısıyla böyle bir durum. Hızlıca şirketin kendini buradan kurtarması lazım arkadaşlar. Yukarı atması lazım. Burası da işte 19.42. Yani 20 TL'nin bir üzerine atsın. Yoksa buradaki küçük hedefleri böyle getirirler. Aşağıya doğru şirketi teknik anlamda baskılayacaklardır. Öncelikle en küçüğü bile getirseler şirket 16 lira. Ondan sonra belki diyelim ki biz büyük hedefi de getirelim. Yani düşürebilirler. Düşürme ihtimalleri var. Şirketin yukarıya atması lazım. Hızlıca 20 TL'nin üstü. Bilançosu çok kötü değil ama kötü görünüyor. Kötü görününce de insanlar uzak durabilirler. Tüm hareketli ortamların altındadır. 200 günün de üzerine geçememiş bugün yaptığı hareket sonrası. Buranın yukarıya atması lazım arkadaşlar. 20 TL Tezol'da çok çok önemli. Onun dışında aşağıya doğru baskılanır. Özellikle şu an bulunduğu yerde sanki şurası gibi 18.04'ünde aşağısına inmezse iyi olur. Bakın şuradaki makas hareketinin altı üstü. Aynı Hektaş Sasak kontromatikte yaptığımız gibi ikili bant çekiyoruz. Burası kararsız bölge. Ya yukarısına ya aşağısına inecek. Yani burada çok fazla oyalanır ama çok fazla oyalanamaz.
Yani yukarı veya aşağıya bir şekilde inmesi lazım. Ondan sonra yön tayin etmesi lazım şirketin. Gelelim Sarkuysan'a. Sarkuysan yani efsane bir bilanço yollamış. Satışlar yükseliyor. Fabök devasa, net kar devasa arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öz kaynak büyümesi %18. Tek çeyrekte dönem varlıklarını %20 büyütmüş. Yani güzel bilançolardan bir tanesi. Satışların %35 artırırken Fabök tarafında %31 büyütmüş. Esfalet kar tarafını %36 büyütmüş. Gördüğünüz gibi geçen yılın ilk çeyreğine paralel bir marjlarda iş yapmış gibi duruyor. Özellikle de bu kötüye gidişatı sanki bir anda yok etmiş gibi şirket. Gelin bilançosuna ayrıntılı inceleyelim. Sarkuysan'da beğendiğim bilançolardan açıkçası bir tanesi oldu şimdiye kadar. Şöyle bir hemen inelim. Bakalım yani neler var neler yok. Öz kaynaklarımızı yaklaşık ikiye katlamayı başaramamışız. O kadar hızlı büyüyen bir şirket değil gibi duruyor. Hasta tarafına geldiğimizde 8 milyar. 4 ile çarpsak 32 geçen yılı geride bırakır. Özellikle esas faaliyet kar tarafı çok çok iyi. 4 kredi 28 geçen yılın %50 daha fazla esas faaliyet karı yapma ihtimali var. Buna benzer çeyrekler yollarsa. Net kar tarafına geldiğimizde 428 milyon. Çok güzel bir net karı var. Üstelik burada 319 milyon finansman gideri olmasına rağmen. Yani çok ciddi bir finansman giderine rağmen çok ciddi bir kar yazmış. Dolayısıyla bunu 4 ile çarpsak 1.600 1.700 kar görme ihtimalimiz ortaya çıkıyor. Bir de buradaki finansman giderini yok eder şirket. O zaman çok daha fazla kar yazardık. Yani bu şirketin borcu mu çok? Niye bu kadar finansman gideri yazıyor? 6 milyar kısa vadeli yükümlülükleri var yani bu şirketin. Dönem varlıklarına geldiğimiz zaman 8 milyar tamam. Stoklarını çıkarsak 8 eksi 3 5 milyar. Yani likidite durumu çok kötü değil. 5 milyara likiditeye karşı 6 milyar kısa vade yükümlülük var. Birinin altında ama ölümcül kötülükte bir likidite yok. Çok ciddi bir risk yok gibi. Ama kârı törpülüyor yani. Kârı törpülemesi önemli. Şirkete yatırım yaparken bunlara dikkat edin arkadaşlar. Dolayısıyla FK9 piyasa değeri defter değeri 3 olmuş ama bu kârı bize 4 kere yollasa, birazcık da artırsa 2 milyarla seneyi tamamlar, 2 milyarla tamamlarsa hisse başına 2 milyar bölü 400 milyon sermaye var. 5 TL para düşer. Dolayısıyla Future FK'sı karını büyüterek getirecekse 5'lere kadar düşme ihtimali var. Dolayısıyla Sarkuysan ucuzlama ihtimali var. Öz sermaye karlı tarafına baktığımız zaman %30-40'lar yakalayabilir. Piyasa değeri defter değeri 3.61 ederinde bir bilanço diyebiliriz arkadaşlar. Sarkuysan için ama burayı da bence takip etmekte fayda olabilir Sarkuysan şirketini. Tabii ki şu hareketler hoş değil. Çok ciddi şirkete satış getirmişler. Efsanevi bir satış olmuş. Tabii ki şuradaki seviyenin bakın üste çıkmayı başarmış. Yani güzel. Şuranın da üzerine çıksa çok daha iyi olacak ama şu seviyede tutunmayı başarmış en azından diyebiliriz. Burada bir tuzaklama benzeri hareket. Çok ciddi satış yeme sebebini bilmiyorum ama bu şirket şöyle alıp yukarı yapsalar bir rahatlatsalar güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü burada yatay bir bant içerisinde sokmuşlar. Bakın şirketi. Şurayı görüyor musunuz? Evet. Yani buranın üzerine doğru hareket edebilir. Buralarda 34 TL'ler. Bu yatay bant içerisinde belki hareket isteyecektir. Bir iyi bilanço daha gelirse belki de yukarı doğru şirket atılım yapacaktır. Zaten geçen yıl çizdiğimiz formasyonlar vardı bu şirkette arkadaşlar. Yani şöyle çizebilirsiniz. Ha, şöyleydi galiba bizim çizdiğimiz. Yani buraların hedefleri vesaire gelmişti. Çok güzel hedefler gelmişti bu şirkette. Dolayısıyla iyi bir şirket bence. Takip etmekte fayda var. Şöyle buraları kaldıralım. Bir de şeyde bakalım. Yani logaritmikte bir şey var mı? Bize bir şey verir mi? Diye baktığımızda evet gördüğünüz gibi logaritmikte sıkıntılı. Geçemediği bir nokta var arkadaşlar logaritmikte. Özellikle de bakın şu bölgeyi çok fazla geçemiyor şirket. Dolayısıyla aşağıya kadar gelmiş. Logaritmik kanal içerisinde hareketlerine baktığımız zaman eğer ki bu logaritmik kanalı kaybetmeyecekse buradan tepki yaparsa yukarı doğru gidebilir. Burası da çok güzel bir kar marjı bırakır size. Yüzde yani 90 civarında kar marjı demektir. Tekrardan bu logaritmik kanalın üzerine giderse bilançolar iyi gelirse bence gidebilir. Bilanço anlamında gayet olumlu. Başka bir ufak formasyon yani bizi engelleyecek bir şey bulmaya çalışıyorum. Yani yok. Buranın da tepesine gitse yine 34 lira. Yani 34 lira ve 48 liralık iki tane sıralı hedef koyabilirsiniz. Tabii ki aşağı düşmemesi lazım arkadaşlar. Çok çok dikkatli olun. Sarkuysan'da teknik analiz anlamında da bu şirketi takip edin. Bulunduğu yer itibariyle. Şimdi gelelim TUKAŞ. Kötü bilançolardan bir tanesi. Ucuz görünüyor. Çok beğenmedim bir şirket. Birazdan niyeyse açıklayacağım ben size. Niye çok fazla şey olarak beğenmedim. Hareketlerinden ötürü birazcık dengesiz hareketler yaptı. Tahtacısı birazcık değişik muhtemelen. Şimdi satışlar %48 büyümüş. Net dönem kârı %79 küçülmüş. Fabrik marjı ve esas faaliyet kâr marjı çok çok küçülmüş şirketin. Özellikle esas faaliyet kârlarından
Çok sıkıntı yani. Marş falan kalmamış. Şimdi satışları daha çok yükselmemiş. Şimdi satışlar düşüyor. FAVÖK düşüyor, netkar düşüyor. Marjlar düşüyor. Çok olumlu bir durum yok. Tek olumlu konuşacağım şey çarpan bazında birazcık şirketin ucuz olması. Şimdi Tat Gıda'ya göre çok çok ucuzdu ama Tat Gıda'nın bilançosu iyi geldi. Şimdi TUKAŞ'ın kötü gelmiş. Dolayısıyla çarpan bazında Tat Gıda'yla dengelenmiş olabilir bu şirket. Şöyle baktığımız zaman öz kaynaklar ikiye katlamayı başarmış. Büyüme perspektifi fena değil. Hasılat tarafına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi geçen yılın ortalamalarından biraz düşük bir hasılat yapmış ve ortalamalarında bir hasılat yapmış diyebiliriz. Aşağıya indiğim zaman yani brüt kar kalmamış şirkette. Yani 291 milyon. Geçen yıldan daha az bir brüt kar. Esas faaliyetlerine geldiğimiz zaman çok daha azalıyor. Yani 93 milyon düşüyor. Buradaki esas sıkıntı brüt kar marjından ziyade. Tam burada da düşme var ama burada esas faaliyetlerinin diğer giderler diye bir şey yazmışlar. 185 milyonluk. Geçen yıl toplamda 95 milyon yazmış burada. Ve de esas faaliyetlerinden 180 milyon gelir elde etmiş bu şirket. Şimdi burada esas faaliyetlerinin diğer giderler tarafı 185 milyonmuş. Böyle bir durum gördüğünüzde mutlaka faaliyet raporunu açın. Bakın yatırım yapıyorsanız, şirkete sahipseniz. Niye böyle bir şey var? Burada bir sıkıntı varsa işler çok tersine dönmüş. Zaten 291 milyon sizin karınız var. 185 milyonunuzu diğer giderlere harcatırlarsa sizin elinizde bir şey kalmaz. Dolayısıyla aşağıda 51 milyon gibi çok düşük kar görürsünüz. Çarpanınız şey olur, şirket tepe taklak dönebilir. Yani yatırım yapıyorsanız şirketlere bunlara bakın arkadaşlar. Yani oradaki diğer giderler şu bu minik kalemlerin içerisinde neler neler yapıyorlar. FK'sı 4,69, piyasa defter değeri 2,57. İşte bu açıdan Tat Gıda'ya göre biraz daha iyi duruyor TUKAŞ. Ama bilanço anlamında Tat Gıda çok çok öndeydi şu an için. Piyasa değeri FAVÖK tarafına baktığımda 3,87 görünüyor. Ama karlar bu şekilde düşük gelmeye devam ederse bu çarpanlar çok hızlı bir şekilde şişebilir. Çok dikkatli olmanız lazım. TUKAŞ tarafından yakın takip etmekte fayda var yatırımcısıysanız. O şey faaliyet raporunu özellikle yakın takip edin dedim, oralara okuyun yani. Evet işte bu şirketi sevmemin sebebi arkadaşlar gelin size söyleyeyim. Yani şirketle ilgili bir sıkıntım yok. Şirketin hareketlerini çok sevmiyorum. Bakın şu hareketler. Yani şunlar çok halis niyetli hareketler değil gibi geldi bana. Ne dedik? Bir şirketi bir noktadan kaldırıp tekrardan aynı noktaya çakıyorlarsa böyle ne diyorlar? Çadır hareketi mi? Çadır hareketi, benzeri bir hareket yapıyorlarsa birazcık sıkıntı. Bir de bu hareketi yaptıktan sonra şirketi 2,5-3 yıl boyunca yatay götürüyorlarsa burası da sıkıntı. Ondan sonra tekrardan kaldırıyorlar. Bakın dikkat edin. Tekrardan yukarı götürüp tekrardan aşağı vurduruyorlar. Buralarda sıkıntılı noktalar. Şöyle formasyon bazında bakarsak, yani bize bir şeyler verir mi bu şirket? Şöyle bakalım. Mesela şurayı verdik. Evet. Çok pis bir yeri kırmış. Şimdi burayı katladığımızda bu formasyonu bakın çok güzel oynamışlar. Çanak, kulp, yukarı doğru götür, hedefi getir. Hedef geldikten sonra laps yapıştır. Bir de hedef gelirken şöyle de bir hareket yapmışlar. Bakın burada yine bir çadır hareketi. Bir anda tekrar yukarı götürüp tekrardan aşağı çakıyorlar. Bu hareketlerden dolayı yani sevmiyorum. Şirket TUKAŞ. Gidiyoruz ketçabı var, salçası var. Harcıyoruz, şey yapıyoruz. Hani kendimiz sahip olup kendi malzemelerimizi tüketmek hoşuma gidiyor benim mesela. Ama şey hareketleri sıkıntı. İnsanı stresi sokuyor. Yani şu hareketin içerisinde bulunduktan sonra bir hafta uyku uyuyamaz insan. Bir de yüklü miktarla yatırım yaparsa buraya sıkıntı olabilir. Dolayısıyla ucuz görünüyor. İyice ucuzlasın bir bakalım. Yani bir kendine gelsin şirket. Çünkü şey dönem de sıkıntılı. Endekse beraber yan tahtaların hepsini böyle yaptılar. Çok sattılar. Bir toparlansın, bir kendine gelsin. Şu an bulunduğu yer güzel aslında. Yani alt kanalın orta çizgisinin hizasında bulunuyor. Buradan bir tepki hareketi yapması muhtemel olabilir. Özellikle şurada da şöyle bir formasyon olduğu için bakın. Bu formasyonun yani çanak kulpun veya omuz baş omuz ne derseniz deyin. Boyun çizgisine kadar gelmiş şirket. Burası bir fırsat noktası da olabilir. Aşağısına inerse yıkım noktası da olabilir. İki tarafı düşünmeniz lazım. Bu tarz sert hareketler yapan şirketlerde bulunuyorsanız. Yani şuranın bir şeyine bakalım. Sermayesi kaç bu şirketin? Yani nasıl bu kadar çok hareket yaptı? Yani 480 milyonluk sermayesi var. Hisse başı 11 lira. 5 milyarlık bir tahta. Çok büyük sayılmaz. Orta ölçekli bir tahta ama çok sert hareketler yaptırıyor. Yani tahtacısı şey acımıyor. Çok acımasız. Dikkatli olun. Yaş tahtaya basmayın dediğim gibi. Yoksa beğendiğim bir şirket arkadaşlar. Yani gidip
kullanıyorum. Şeyinde közlenmiş biber, patlıcan ezmesi falan var şeyin içinde. Kavanozun gayet güzel oluyor. Gelelim şimdi Borusan özet rapor. Borusan efsanevi bilanço yollayan şirketlerden biri. Belki de en iyi bilanço diyebiliriz ama çok hızlı böyle yükseliş eğiliminde olan bilançolar da birazcık beni korkutuyor. Yani FK'lar bu sefer şirketin çok çok düşüyor. Her şey ucuzmuş gibi geliyor. Yani mesela şöyle diyoruz. Bu karı 4 kere bize yollasa FK 2 olur, 3 olur gibi bir hesap yapacağız muhtemelen birazdan. Dolayısıyla eğer ki bu kar bir anda kesilirse ters köşe yapabilir. Ama satışlar %101 iken net dönem kar 1139 büyümüş. 10 kat artmış. Esas faaliyet karı da 10 kat artmış. Yani kar marjlarında 5 katlık bir artış olduğunu görebiliyorsunuz. Satışlar merdiven gibi gidiyor. Birazcık satışlar paralel kalmış ama PABÖK ve net kar tarafında da merdiven gibi gidiyor. Gelin bunun bir sebebini araştıralım. Bakalım çözebileceğiz mi? Yani çok aşina olduğum bir şirket değil. Ama bilançoların sürekli iyi gelmesi böyle bir gözüme kestiriyorum aslında. Yani fena durmuyor şirket. Bakalım nasıl olacak. Öz kaynak büyümesi çok çok iyi. 7 milyardan 13 milyara çıkmış. Hasılat tarafına geldiğimiz zaman çok güzel bir hasılat yapmış. 4'te çarpsak 30 milyarla seneyi tamamlayabilir. Şimdi buradaki esas sıkıntımız bizim bakın brüt kar marjlarıymış. Yani şirket 22 milyar toplam satış yapmış. 3 milyar TL brüt kar üretebilmiş geçen yıl. Şimdi bu yıl 7 milyarlık satışla tek başına 2 milyar kar üretebilmiş. Ne kadar büyük bir brüt kar marjı artışı var. İşte brüt kar marjı esas faaliyet kar marjı şirket için aslında her şeydir. Bir de satışını büyütüyorsa marjlar da iyiyse şirket net karını yükseltir. Yani bunu durduramazlar. Dolayısıyla kar marjlarının yükselmesi şirkete çok çok yaramış diyebiliriz. Tek çeyrekte geçen yıl yaptığının tamamına yakın bir esas faaliyet karı yollamış arkadaşlar. Esas faaliyet kar marjı da çok iyi. Özellikle buradaki bakın genel yönetim giderleri geçen yıl 777 milyon, bu yıl 272 milyon. Hala genel yönetim giderleri yüksek. Üstüne üstlük geçen yıl da 426 milyonluk da bir esas faaliyetlerinden diğer gelir yazmış. Tek çeyrek ele aldığımız için 100 milyon olarak görüyoruz burada. Yani bu şirketin diğer çeyrekler artarak gelirse devasa bir esas faaliyet karı yollama ihtimali var. Burayı da yakından bence faaliyet raporu falan ne varsa okuyun yani yatırım yapmak istiyorsanız. Güzel de bir şirket hızlı atılım da yapabilir. Yani karlarına baktığınız zaman 100 milyon 100 milyon getirirken şu an 1.300 getiriyor. Bir yılda çeyreklik karını 12-13'e katlayan bir şirket olmuş. Borusan yatırım mıydı bu? Borusan Mannesmann Boru arkadaşlar. Borusan yatırım değil bu şirket. Karşılıklı olması. Şimdi FK 7'ye kadar düşmüş. Piyasa değeri defter değeri 1.47. Ereğli çarpanlarında bir çarpan görüyorum ben burada şu an. Tabii ki kar tarafına baktığınız zaman birisi karı küçükken birisi karını artırıyor. Tabii küçük ölçekli bir şirket, karları çok hızlı artan bir şirket o karlılık bir anda yok olursa tamamen ters köşe olabilir. Çünkü çok hızlı prim yaptı fiyata. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın karı büyüyecek, bilanço iyi gelecek, teknik anlamda iyi yerde olacak. Bir de önceki yıl çok devasa prim yapmış olması. Mesela 15 kat gittiyse aldığınız yer zirve bir nokta olabilir. Normal olması gereken bir düzeltmenin içerisine denk gelebilirsiniz. O zaman yamulursunuz. Ona da dikkat edin alım yaparken arkadaşlar. Net kar 4 kere bu karı yollasa bize 6 milyarla seneyi tamamlar. Yani hisse başına devasa bir kar oluyor o zaman. Yani şöyle 6 milyarla seneyi tamamlasa 6 bölü 141 diyeceğiz. Hisse başı 42 TL kar olur. Future FK şirketin 3-4 arası bir değer eder. Buna benzer kar yollasın. Karını büyütmesi sadece bu karı yollasın bize. O zaman bile devasa bir şirkette karlılık olacak. Öz sermaye karlılığı %50 edecekken piyasa değeri defter değeri de 1.47 olmuş oluyor. Dolayısıyla bu şirketin yani kar böyle gelecekse hedefler çok yukarılar olabilir. Sadece karın böyle gelip gelmeyeceğini bilmiyorum arkadaşlar. Orada işte her zaman risk o. Esas riskimiz orada. Kar bir anda tersine dönerse diğer Ereğli'deki vesaire gibi çok pis yamultabilirler. Şimdi şöyle baktığım zaman şirket sert hareketler yapmış. Tabii ki burada herhalde yine deprem dolayısıyla olan fiyatlamanın içerisinde mi düşüyor? 7 Nisan'da niyeyse bir atılım yapmış. Şöyle bir Şubat'a gidelim. Yani deprem dolayısıyla olan bir fiyatlama değil burası. Burada niyeyse bir atılım yapmış. Sonradan tekrardan aşağıda düşürmüşler şirketi. Neyse hayırlısı. Şöyle bir bakalım. Yani ne var diye şeyde. Çok ciddi prim yapmış arkadaşlar. 17 liradan 170 liraya gitmiş. Bakın bahsettiğim şey bu. 2 yıl içerisinde 15 kat hareket ediyor. Şey, 10 kat hareket ediyor bu şirket. Şöyle bir formasyonlar nezdinde kabaca bir bakalım. Yani şurada bir çanak kulbumsu hareket var. Muhtemelen burayı ikiye katlamayı şirket başarmıştır. Evet. İkiye katlamayı başarmış. Şimdi burası elde var bir. Birinci formasyonu. Şu an bulunduğu yer şu açıdan sıkıntı. Buranın tepesine çıkmamış. Gördüğünüz gibi. Kanalın zirvesinde. Buralar zirve noktaları olup tekrardan satış yeme ihtimali var. Tabii ki bilanço çok iyi.
Buranın üzerine atarsa şirket, yani şu noktanın üzerine atıp bu kanaldan belki üstüne bir tane daha koyma ihtimali var. Lineer tarafımızda durumlar bu. Şimdi şirket çok hızlı prim yaptığı için buranın bir şeyine de bakalım. Orada bizi engelleyecek bir durum olabilir mi? Şu anki noktalar biraz sıkıntılı. Bunu çizin, ona göre yatırım yapın arkadaşlar. Böyle çok hızlı prim yapanlara logaritmik bakmak etkili olabiliyor. Daha geçmişten gelen logaritmik kanallar nezdinde mesela bakabilirsiniz. Hemen şöyle mesela güzel bir kanal görüyorum burada. Evet, fena bir yerde durmuyor arkadaşlar şirket. Çizdim. Bakın bu şekilde çizdim. Aşağıya doğru da uzatacağım. Bakalım nereye kadar gidiyor. Bakın. Bu kanalın içerisine girdikten sonra gayet güzel hareketler yapıyor. Bak, kanaldan çıkamıyor. Aşağıya doğru red diyor. En altına geliyor. Tekrardan yukarı gidiyor. Tekrardan orta banda iniyor. Tekrardan yukarı gidiyor. Bir tuzaklama yapıp içeri alıyor. Tekrardan yukarı doğru çıkıyor. Şimdi burada bu kanalın arkadaşlar şu an üzerindeyiz. Ama birazcık fazla üzerine çıkmış. Son günlerde bilanço sonrası yaptığı fiyatlamayla birazcık fazla gitmiş. Neden? Çünkü lineer de zirveye doğru gelmiş. Lineer bizi engelleyecektir bu noktada. Dolayısıyla siz bu logaritmik formasyona baktığınız zaman ne demiştik? Şirketin FK'sı 3'e düşebilir. Dolayısıyla 140 lira fiyat olduğu için FK 10'a tekrardan çıkacak olursa 140 çarpı 3 siz kafadan şirketi 300-400 liralarda görme ihtimaliniz var mı? Var. Bu şekilde kar ederse. Şimdi bu formasyonun tepesine gitse şirket 460 lira. Ha, bu bir anda olmaz. 3 çeyrek sonra, 4 çeyrek sonra, 1 yıl sonra karlar bu şekilde gelecekse çok rahatlıkla bu şirket tepeye gidebilir diyebilirsiniz. Yeter ki karlar böyle gelsin. Ama şu an için lineerde az önce çizdiğimiz yerde bir direnç noktası var. Oradan eğer satış yerse bu şirket tekrardan buraya getirme ihtimalleri var mı? Var. Kimse yok diyemez. Ondan sonra yukarı gider. Sonra tekrar aşağı gider. Ondan sonra yukarı gider. Bir formasyonla belki çıkacaktır burayı. Mesela şöyle bir çanak kulp yapacak. Ondan sonra katlayacak. Dolayısıyla işte o çok ucuz. Kârı çok iyi gelmiş. Teknik analizde işte kararlılığı kırmış deyip pataküte dalarsanız onlar da size dalarlar arkadaşlar. Elinizdeki malları alır götürürler. Panelsan şirketi. Şimdi Panelsan devasa efsane bilançolardan bir tanesi. Çok yakında takip etmiyorum. Bir yatırımcımız zamanında bir sorduydu, bakmıştık. O zaman çok dikkatli bir çekmemişti ama bilançosunun iyi gelmesi itibariyle şöyle yeşil görünce bunu da koyayım dedim. Satışlar %150 artmış. Net dönem kâr %132, tamam. Ama esas faaliyet kâr var. Çok ciddi yükselme var geçen çeyreğine göre. Şimdi geçen yılın son çeyreğine göre baktığımız zaman da aslında güzel bir yükselme var burada. Neden? Çünkü bakın satış yüksek, FAVÖK ve net kâr düşük. Satış daha yüksek ama FAVÖK ve net kâr geçen yılın çeyreğinin 2 katı büyüklüğünde. Dolayısıyla Panelsan'da da kâr marjlarının yükseldiği bir şirketten bahsetmemiz mümkün arkadaşlar. Hızlıca şuraya Panelsan yazayım. Buraya eklememişim. Son şirketimiz. Yani video bayağı uzun oldu ama bugünkü video bence çok önemliydi. Çok güzel şirketler inceledik. Yani yatırım faaliyetlerinden gelir gelenler, işte vergilerle götürenler, esas faaliyet diğer giderlerinden işte çok yüklü bir gider yazıp kârı yok edenler falan hepsini görmüş olduk. Bence eğitim anlamında güzel bir bilanço inceleme videosu oldu. Şöyle aşağı iniyorum hemen. Öz kaynaklarında Panelsan çok güzel artış var. 2'ye katlamayı başarmış 5 çeyrekte. Hasılat tarafına geldiğimde 449 milyon hasılat var. Geçen yılı katlamış. 4 ile çarpsak 1600 yapar. %50 artış göreceğiz. Brüt kar tarafında şirket geçen yıl yaptığın yarısını tek çeyrekte yazmayı başarmış. Burası gayet güzel. Brüt kar marjı artıyor. Esas faaliyet kar marjı çok çok artmış. Geçen yıl yaptığın yarısından fazlası yapmış tek çeyrekte. Bakın arkadaşlar güzel. Aşağı indiğim zaman bariz bir gelir gider bir şey görmüyorum. 83 milyonu buraya yansıtmayı da şirket başarmış. Dolayısıyla 4 ile çarpsanız siz 320-350 milyonla seneyi tamamlama ihtimaliniz var. Dolayısıyla karını büyütmese bu şekilde kar yollasın bize. Karını 2'ye katlamış olacak şirket. Geçen yıl zaten karında çok ciddi katlanma vardı bu şirketin. Bu yılda karını katlamayı başaracak gibi duruyor. Eğer bu şekilde kar yollamaya devam ederse. Peki bu şirkete yatırım yapsak diyelim mesela. Bizi borçtan, harçtan vesaire vuracak bir durum var mı? Hemen yukarı çıkıyorsunuz. Kısa vadeli hükümlülükler 933 milyon. Şirketin öz kaynakları ne kadardı? 700 milyon. Öz kaynaklarından fazla borcu var. Kısa vadeli hükümlüler. Burası çok iyi değil ama yukarıdaki dönem varlıklarına geldiğiniz zaman şirketin 400 milyon nakit ve nakit benzeri var. Borcun yarısını rahatlıkla kasadaki nakitten ödeyebiliyor bu şirket. Onun dışında dönem varlıkları 1 milyar 400 milyon, stoklarını çıkarın. 1400'e 300'ü çıkardınız, 1 milyar 100 milyon kalır. Likiditesiyle borcunu çevirme ihtimali var. Yani şu anki borçluluğu böyle dehşet bir finansman gideri yazıp
Şirketin tüm karını yok edecek bir borçluluk gibi durmuyor. Her ne kadar borcunda 3 kat artış olmuş olsa da arkadaşlar, bu şirkette yakından takip etmek isteyebilirsiniz. Burası yeni şirketlerden bir tanesi. Böyle mesela yeni şirketleri sevip, küçük şirketleri sevip, sığ tahtalarda hareket ediyorsanız da karları iyi, çarpanları küçük, bilançolarını takip ede ede gidin arkadaşlar. Sizi yamultsalar bile tahtacı, siz bilançonuz iyi olduğu için birileri gelip bu hisseleri tekrardan almak isteyecektir. Dolayısıyla hızlıca kurtulabilirsiniz. Bilançosu çok kötü olan, eksi öz kaynak olan bir tahtada yamulursanız size süper kahraman lazım. Kurtarmak için Superman gelse zor kurtar yani sizi o tahtalardan arkadaşlar. Ama Telegram gruplarına ne diyorlar? Ben işte istediğim zaman 20 tavan yaptırırım isteği. 30 tavan yaptırırım. Orada millet de alkış çalıyor. Altına yalvarıyor. Hocam şu tahtaya da gel. Ben bu tahtada işte onda bir sıkıştım. Aldığımın %90'ı zarardayım. Medet umuyor. Halbuki o tahtada da onu yamultan kişi o Telegram grubunun sahibi. Ama bunları bilmiyorlar arkadaşlar. Maalesef ki birçok insan bu şekilde mahvoluyor. Hayatları mahvoluyor. Borç içine batıyorlar. Aileler dağılıyor. İntiharlar gerçekleşiyor vesaire vesaire. Yani bilmiyorum artık, yani akıl var, mantık var. Kimse kimseye bedava para kazandırmaz. Ben ne diyebilirim size artık? Şimdi şirketin sermayesi 75 milyon, net karı 83 milyon. Hisse başı 1 TL, 1 çeyrekte kar etmiş, 4 çeyrek bunu yapsa 4 TL kar eder. 33 TL'lik bir hisse future FK'sı 8'e tekabül eder. Gayet güzel duruyor. Öz kaynak karlılığı çok yüksek değil şu an için ama 320 milyon karı göndermeyi başarırsa yıl sonunda bize veya daha yükseğini göndermeyi başarırsa öz sermaye karlı %50 olacak. Dolayısıyla piyasa değeri, defter değeri 3.55 olduğu için bu bilanço şirketin ederinden daha iyi bir bilanço gibi duruyor arkadaşlar. Dolayısıyla panel sanını da böylelikle bitirmiş olduk. Hızlıca panel sanını da tek analizine bakalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayacağız. Şimdi yeni halka arz olduğu için çok fazla söylenecek bir şey yok. Şöyle logaritmikten çıkalım, lineer gidip yakın tarihte bakalım. Yani şimdi şöyle işte şey olsam, Telegram grubu spekülatör şey olsam, mesela millete alacak olsam şöyle yaparım. Şuradan bayrak çizerim. Arkadaşlar derim, ben burayı kırdıracağım. Ben çok efsanevi bir adamım, süpermenim. Kırdıracağım, ondan sonra 100 tavan götüreceğiz. Alacağız bunu, böyle koyacağız. Şirketi işte 80 liraya bir anda taşıyacağım derim mesela. Ama işte böyle olmuyor işler. Buradakini görmekle olmuyor. Böyle bir şey zor. Bilançosu iyi ama FK'sı da şu an 10. Yani dolayısıyla daha iyi bilanço var göndermesi lazım olması için. Ha, yine olabilir. Şirketin çünkü future FK'sı 5'leri 6'ları gösteriyor. FK'sı biz tekrar 10'a götüreceğiz derler. 2'ye katlamış olurlar. Dolayısıyla siz 33'ten 70'e pat diye gitme ihtimaliniz var bu şirkette. Dolayısıyla bilançolarını takip edin. Özellikle şuradaki seviyenin kırılmaması bu şirket için çok çok önemli. Buranın altına getirmelerini istemem. Onun dışında şöyle bir bakalım. Yani az önce çizdiğim bayrak vari formasyonun kenarı buraya tekabül ediyor. Şu trendin de altına inmezse iyi olur. Yani buradan şöyle yukarı doğru bir tepki yaparsa güzel olur arkadaşlar. Buradaki üçgenin içerisine girmesin. Bu şirket yakın takip etmekte fayda var. Bu şirkette yatırımcıysanız. Çünkü birazcık dar bir kanalda hareket ediyor. Bakın tepesi de burası. Yani bizim amacımız buradan tepki yapıp bu kanalın tepesini patlatsın isteriz teknik analizde. Çünkü yatay bir bandı almışlar şirketi. Yatay bantta götürüyorlar. Bu yatay banttan şirket yukarı doğru çıkması lazım. Aşağı doğru çıkarsa o zaman sıkıntılı. Ama bu bilançoyla aşağı doğru çıkma ihtimali yukarı doğru çıkma ihtimalinden düşüktür derim. Neden? Çünkü bilanço güzel. Geçen yıla göre karlarını katlayacak gibi duruyor şirket. Gelecek çeyrekte bir güzel bilanço gönderirse ondan sonra şirket belki de bu kanalı patlatıp yukarı doğru gidecek. Panelsan şirketinde inceleyebilirsiniz. Ben bilmiyorum. Faaliyet raporu ne iş yapar vesaire çok fazla araştırmadım. Onun dışında Borusan benzer şekilde bakın çok fazla prim yapmış, yamulmayın dalıp. Ama şirketin inceleyin. Yani bilançosu iyi, karlar büyüyor. Neden büyüyor? Bunun devamlılığı var mı? Tukaş çarpanları ucuz. Bilançosu çok iyi değil. Sarkuysan teknik anlamda kanalın dibine kadar gelmiş, teknik anlamda güzel bir yerde duruyor logaritmik formasyonunda. Bilançosu da mesela fena değil. Ama mesela buranın da FK'sı şu an yüksek. Kârlar böyle gelirse FK'sı düşecek. Tezol mesela burada özellik var. Bilanço çok kötü duruyor. Belki bu şirket çok pis yamultacaklar. Çünkü net kar çok düşük görünüyor şirketin. Çarpanlar ucuz görünse de. Belki tekrardan böyle bir net kar girebilir diye. Ama şirketin FAVÖK tarafında ve satışlar tarafında çok bariz bir sıkıntısı yok. Bu gözle bakmak lazım. Parsan düzenli bilanço yollayan bir şirket. Hani uçmuyor, kaçmıyor, şey yapmıyor ama çarpanları fena değil. Marjlar korumuş. Altındaki şirketlerden zarar etmesinden
Mütevellit kâr biraz düşük görünüyor ama aslında geçen yılın üzerine koyan bir bilanço diyebilirsiniz. Enkai, zarardan kâra geçen bir şirket, yatırım faaliyetlerinden yaptığı zararları yok etmeyi neredeyse başarmış ve yatırım faaliyetlerini artık kâr eden bir şirket. Esas faaliyetlerinde 2-3 milyar kâr etmeyi başaran bir şirket. Rusya'da iş yapıyor işte o bölgelerde. Savaş var vesaire vesaire. İnşaat şirketi. Savaş sonrası belki oralarda bir atılım yapma ihtimali var arkadaşlar. Dolayısıyla Enkai'de mesela zarardan kâra geçen bir şirket örneği olarak incelemenizde fayda var. Kontrolmatik maalesef ki aniden fabrikası sıfıra düşmesine de çok yorum yapamadığımız şirketlerden bir tanesi ve çarpanları pahalı. Gelecek beklentiniz belki olabilir. İşte Hektaş, Sasa, Kontrolmatik, Yeotek, Niatek, işte SmartG bunları beraber değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Grafikleri birbirine benziyor çünkü bu şirketler. Dolayısıyla bilanço incelemelerimizi de bugün bitirmiş olduk. Bugünkü bilanço incelemeleri video çok uzun olmuş ama yapacak bir şey yok. Hani bugün de böyle olsun. Eğitim niteliğinde bilanço incelemeleri de bana göre arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saçım başım dağılmış. Biraz heyecanlandık. Şey olduk. Borsayı da yükselttiler. Ne yapacaklar bilmiyorum. Seçimlere de bir gün kaldı. Yarın akşam müsait olsam görüşeceğiz. Seçim öncesi şu an şeyimizi yaparız. Hafta sonu belki bir video daha çekeriz. Ondan sonra seçim gecesi belki şey yapacağız artık. Görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar arkadaşlar.